Köyün birinde fakir bir çiftçi her gün zor şartlarda çalışır, hastalandığında da bir lokma yiyecek bulamazdı. Yine de kazancına razı oluyor, şikayet etmiyor, yakınmıyordu. Sadece oğlunun geleceği için çok endişeleniyordu. Bu zor yaşama dayanabilirdi ancak oğlu ne olacaktı? O henüz çok küçüktü. Hayatsa hiç kolay değildi. Tehlikelerin kuşattığı bu dünyada güçlü olmayan nasıl yaşardı ki? Ve bir gün çiftlikte dolaşan baba sürekli havlayan köpeklerin sesini duydu. Hızla sese doğru gitti. Bir çocuğu su birikintisinde boğulurken buldu. O masum yüzünde korku ve endişe vardı. Korkudan avazı çıktığı kadar bağırıyordu. O an baba hiçbir şeyi düşünemiyordu. Çocuğun elbisesini tuttuğu gibi çekti çıkardı onu suyun içinden. Hayatını kurtarmıştı. Eve mutlu şekilde döndü. Ertesi gün evine zengin görünümlü bir adam geldi. Son model arabası vardı. Adam onu mütevazı evinde ziyarete gelen bu zengin adama çok şaşırdı. Bir müddet düşündükten sonra hayatını kurtardığı çocuğun babası olduğunu anladı. Zengin adam gülümseyerek, "Hayatım boyunca uğraşsam yine de senin hakkını ödeyemem. Sana çocuğumun hayatını borçluyum. Ne istersen veririm. Para, mücevher, ne olursa," deyince adam kim olsa aynısını yapardı. Ben değil de başka çiftçi görseydi, o da aynısını yapardı. Senin oğlun, benim oğlumdur. Aynı şey oğlumun başına gelse sen de öyle yapardın dedi. Zengin adam, peki o zaman ben de oğlunu kendi oğlum gibi görüyorum. Tüm okul masraflarını karşılayacağım. İleride ailesine ve ülkesine faydalı oluncaya kadar ben karşılayacağım tüm masraflarını dedi. Baba mutluluktan havalara uçtu. Duyduklarına inanamıyordu. Sonunda oğlu güzel bir okulda eğitim görecekti ve öyle de oldu. En güzel okullarda eğitimini bitirip doktor olarak mezun oldu. Günler geçti. Zengin adam kötü bir hastalığa yakalandı. Hayatını ancak fakir çiftçinin oğlu kurtarabilirdi. Ne garip ki oğlunun hayatını da bu genç doktorun babası kurtarmıştı. Zengin adam servetinin yarısını bu genç doktora vermek istedi ancak o bunu kabul etmeyerek şöyle dedi. Babam bana eğer bir iyilik yaparsam karşılık beklemeden yapmamı nasihat etti. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Rabbimizden sevabını murad etmeyi ve Allah'ın hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmayacağına kesin olarak iman etmemi nasihat etti. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ